Selamun aleyküm. Gönlü güzel dostlarım. Aras Oyun Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan. Kucak dolusu sevgiler. Güzel dostlarım. Güzel takipçilerim. Öncelikle sizlere hayırlı cumalar diliyorum ve cumanızı en içten dileklerimle kutluyorum. Umarım bugün de kalbinizden geçen duaların hepsi hayırlısı ile olmasını diliyorum güzel dostlarım. Bugün sizlerin karşısına barış çiçeğime çıktım. Sadece bugün tek barış çiçeğimi anlatacağım. Çünkü uzun zamandır takip ediyordum bu barış çiçeğimi ve yeni yeni bilgiler öğrendim barış çiçeği hakkında ve sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle şöyle bir uzak çekim yapmak istiyorum. Bakın, özellikle de her zaman normalde videomu mutfağımda çekiyordum ama tezgahın üzerinde barış çiçeğimin büyüklüğünü göstermek çok zor oldu. Geçen günlerde beni takip eden takipçilerim bilir. Barış çiçeğimin yaprakları çok kötüydü. Böyle ölmüş gibi, solmuş gibi kötüydü. Ve ben buna yumurta külü uyguladım. Biliyorsunuz, takip edenler bilir. Ve daha sonra yapraklarını görüyorsunuz değil mi? Düzeldi, toparlandı. Benim biraz barış çiçeğim şöyle diğer baş çiçekleri gibi hani dik durmuyor. Şekilsiz duruyor. Neden onun şekilsiz durduğunu da söyleyeceğim. Öncelikle bakın. Barış çiçeği çok yavru veren bir çiçektir. Benim barış çiçeğimdir. Şu iç kısmını görüyorsunuz değil mi? O kadar çok yavru veriyor ki. Yavru verdikçe dalları böyle çok uzuyor. Yani hepsi bir ayar büyümüyor. Sürekli yavru verdiği için güzel dostlarım. Böyle şekilsiz oluyor. Peki sürekli yavru vermesini nasıl sağladım onu açıklayacağım. Şöyle saksısını göstermek istiyorum. Ben barış çiçeğinin daha önce saksı değişimi videosu da yapmıştım. Bilenler bilir. Barış çiçeğinin toprağına komple kökü sarılıydı dıştan. Hani komple dıştan sarılıydı. Toprağında yapışık haldeydi. Ve saksısı dardı. Saksısı dar olduğu için çok fazla yavrulayamıyordu barış çiçeği. Ve ben de şöyle büyük bir saksıya geçirdim. Yavrulaması daha kolay olsun. Hani benim için de daha kolay olsun. Çiçeğim daha büyük, daha canlı olsun istemiştim. Bakın ne kadar büyük olduğunu, ne kadar yavrulu olduğunu siz de görüyorsunuz güzel dostlarım. Peki, şunu söylemek istiyorum sizlere. Bu barış çiçeğinin üzerine hiçbir tane toz yok. Üzerini silmedim de. Peki nasıl bu hale geldi? Evet dostlarım, sela okunduğu için videoyu kestim. Tekrardan başlatıyorum. Şimdi bu üzerinin tozunu almadım demiştim en son konuşmamda. Bakın hiç üzerinin tozunu falan almadım. Bayağıdır da almıyorum. Peki bu parlaklığın sebebi nedir? Onu söyleyeceğim. Daha önce yine bir videoda bununla salon çiçeklerini temizleme videosu çekmiştim. Orada da yağ ve suyu karıştırıp yapraklarını silmiştim. Ama demiştim ki eğer evinizde çiçekleriniz çok fazlaysa, salon bitkiniz çok fazlaysa fısfıs spreyle de bu işlemi yapabilirsiniz demiştim. Hatta çoğu arkadaş ya uçucu madde değildir, çiçeklere zararı olur demişti. Ama zaten 1 litre suyun içine 1 yemek kaşığı koyuyorsunuz. Yani çok az koyduğunuz için zaten suyla karışıp gidiyor. Hiç problem olmuyor. Bakın üzerine ne toz geliyor, ne pislik geliyor, ne bir şey geliyor. Bakın büyümesine de devam ediyor. Bakın tepelere kadar çıktı. Yani böyle salon çiçeklerinize de yağ ve su karışımını yapabilirsiniz. Şimdi bahar ayında olduğumuz için ben çiçeklerime şimdi yapraklarına sirkeyle suyu karıştırıp teker teker sildim. Ama yani hepimizin evinde çok fazla çiçeği var. Çok fazla çiçeği olan da püskürtücü spreyini koyup mesela 1,5 yemek kaşığı sirkeyi 1 litre suyla seyreltin. Yapraklarınıza sıkın. Çünkü bahar ayında olduğumuz için güzel dostlarım çiçeklerimiz küllenme hastalığına yakalanabilir. Çünkü havalar da artık iklim şartlar değişti. Bir bakıyorsun çok sıcak oluyor. Bir bakıyorsun soğuk oluyor. Ve çiçekler de strese giriyor. Ve strese girdiği zaman genellikle küllenme hastalığıyla umbit oluyor biliyorsunuz. Yani sadece umbiti kalanşoları özel değil. Benim geçen telgraf çiçeğim de umbit oldu mesela. Yani görünce şok geçirdim yani. Sadece yaprak güzelinde kalanşoya geliyor sanıyordum ama hiç aslı yok yani. Bütün çiçeklere gelebiliyor. Bir
püf nokta daha var. Çiçeklerin çok iyi büyümesiyle ilgili. Bildiğiniz üzere bahar çiçeği suyu sever. Ama hani çok fazla sevmez ama yine de suyu seven bir bitkidir. Ondan sonra kuşum da aşka geldi. Arka taraftan tak 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 kafesine vuruyor. Size sesini duyurmaya çalışıyor galiba, ben de buradayım diyor. Dostlarım aydınlık alanı çok sever bahar çiçeği. Çok fazla sıcak olmayacak konumlandırdığı yeri. Benim penceremin önünde, konsolumun üzerinde, arada sadece bir koltuk var ama yani ışık, aydınlık doğrudan geliyor yani. O yüzden böyle de coşkulu oluyor benim çiçeğim. Çünkü aydınlığı, ışığı çok sevdiği için. Barış çiçeğinin çok ama çok sevdiği bir püf nokta var dostlarım. Bakın kömürü görüyorsunuz. Normal, bakın, soba kömürü falan değil ha. Mangal kömürü. Yanlış, mangal kömürü biliyorsunuz. Mangal kömürü de zaten odundan, közden oluşuyor dostlarım. Hani kimyasal bir madde değil, onu söylemek istiyorum. Dostlarım, kimyasal bir madde olmadığı için çiçeklerimize kullanabiliriz. Burada iki dolu dolu iki yemek kaşığı var ve ben bunu yarısını, bir yemek kaşığını saksılara dağıtacağım. Barış çiçeğini ve bu sulandıkça barış çiçeğine D vitamini, fosforu ve magnezyum verecek ve hem çiçek açtırmasını sağlayacak. Biliyorsunuz barış çiçeği açan bir çiçek. Ve yaprakları hani beyaz beyaz açıyor ve çok güzel açıyor. Aynı hani gala çiçeği gibi açıyor. Hani gala çiçeği de diyorlar zaten. Ve çok güzel açıyor. Hem onun çiçek açmasını sağlayacak. Hem de daha da yaprakların gülleşmesini sağlayacak. Şimdi ben şöyle elimle şöyle güzel dostlarım dağıtıyorum. Şöyle bakın. Aldım saksısına. Daha sonra dağıttıktan sonra ben bunu ölçüsünü biliyorum ama siz her saksıya, büyük saksılara birer yemek kaşığı, dostlarım küçük saksılara da bir tatlı kaşığı dağıtabilirsiniz. Bakın dağıttım, hatta ellerimde kara oldu görüyorsunuz. Videonun sonunda çiçeğimi sulayacağım. Suladıktan sonra bunu şeyde sulamayın, saksısında sulamayın. Bir lavabonun başına götürün. Mutfak lavabosu olur, normal lavabo olur. Orada sulayın. Çünkü ilk başta suladığınızda kara akabilir. Lavabonuz aksın. Yani eviniz, odanız mahvolmasın. Onu da dile getiriyorum. Daha önce menekşelerimi uyguladım. Çok güzel çiçek açtırdı ve yapraklarını daha da gürleştirdi, kalınlaştırdı. Şimdi barış çiçeğimi uyguluyorum. Aynısını, aynı şeyi barış çiçeğimden de bekliyorum. Daha güllü, daha canlı. Zaten bir tane salın melek kanadını uygulamıştım. Güzel sonuç aldım. Şimdi barış çiçeğime veriyorum güzel dostlarım. Sizin de vermenizi tavsiye ediyorum. Bugün benim sizlere anlatacaklarım bu kadar. Size en güzel olun. Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki videoda sağlıcakla kalın. Arsu'nun Hobileri YouTube kanalıma abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Sizlere çiçekli günler dileyerek vedalaşıyorum.